Buenos días a todos. İspanyolcayı bir türlü ciddiye alamıyorum. Benim için İspanyolca, İtalyanca'nın böyle bir diyalekti gibi, bir şivesi gibi. İspanyolcayı çok ısınmaya çalıştım ama bana konuşulması çok böyle zarif zarif bir dilmiş gibi gelmiyor. Özür dilerim İspanyolcayı seven herkesten. Onun için bugün yapacağımız şey İtalyanca fungialalio ama İspanyolcası champignones al ajillo falan gibi bir şey olması lazım. Sarımsaklı mantar yapacağız. Çok temel bir tarif ama tapas deyince, meze deyince, İspanya deyince aklımıza gelen en temel tarif hemen hemen her masada var. Ben New Haven'dayken Barcelona diye bir mekan vardı. Bütün New Haven'da zeytinyağını kullanan, zeytinyağısı kaliteli olan, zeytinyağının kokusu buram buram her yemekten gelen tek yer orasıydı. Öyle ki annem Amerika'ya beni ziyaretine geldiğinde biraz da içtikten sonra zeytinyağının ismini sorup, markasını sorup sipariş ettirmeye çalıştı. Neyse yani o derece iyiydi zeytinyağı oranın. İspanyolların gelen zeytinyağı iyi oluyor gerçekten. Eğer Akdeniz'i yiyen çocuğu takip ediyorsanız şarap gecelerinizde böyle krakermiş, cipsmiş, işte hazır hazır şeylermiş asla yer alamaz. Bunu kabul etmiyorum. Küçük küçük böyle basit basit tapasları öğreneceksiniz. Gelenlere böyle wow efekt yaratacaksınız. Bu da öyle bir tarif, yani hazırlaması 3-5 dakika gibi bir şey. Lezzeti basitliğinde gizli, lezzeti sarımsakta gizli, lezzeti iyi bir zeytinyağında gizli. Benim meze kültürüne özel bilgim var. İskenderunlu biri olarak mezenin içine doldum. Bazen bu espriyi yapıyorum. Denizin kenarına, kıyısına, mezenin de içine doldum. Yemekten çok benim için bir sofrada meze önemlidir. Güzel tarafı da şu tapas kültürünün. Her şey aslında bir tapas olabiliyor. Yani köfte de bir tapas olabiliyor. Balık da bir tapas olabiliyor. Ama tabii bir ana yemekten de farkı olması lazım tapasın. Daha böyle o mezemsi hali de hissediyorsunuz. Belki sunumundan, belki küçük porsiyonundan. Benim özel ilgim var tapasa. Kendimi bu konuda da geliştirmek istiyorum. İspanyolcumu sırf böyle daha lokal tapaslara, daha bilinmedik tapaslara ulaşmak için geliştirmeye meyillenebilirim. Tapasın en azından nereden geldiğini anlatalım bu videoda. Tapas aslında tıpa kelimesinden geliyor Arapların. İçki içerken sinek gelmesin diye içkilerinin üst kısmını, mesela şaraplarının üst kısmını böyle tabaklarla tıpa gibi kullanıyorlar. Yani kapıyorlar sinek gelmesin diye. Zamanla işte bu koydukları tabakların üstüne yemekler geliyor. Buradan da tapas kültürü ortaya çıkıyor. Aslında kelimenin tekli zaten tapa. Tıpadan geliyor tapa. Çoğulu tapas. Yani tapas, tapalar demek aslında. İspanyolca bilgim bu kadar, hani yetiyor şimdilik. İtalyancam gibi değil asla. Başka bir videoda seviyeyi de anlatırım size ama çünkü onu anlatacak çok şeyim var. Yani böyle benim kalbimi titreten yerlerden, hiç abartmıyorum, Endülüs oldu. Özel olarak da Sevilla. Her şehir için bunu demem. Çok az şehirden ayrılırken ağladım. Bunlardan biri Sevilla olmuştu, biri de Atina oldu. Hep bir hırsım vardı. Hani bu tapası da yiyeyim, şu tapası da yiyeyim. Mesela Yunanistan'dan farklı olarak İspanya'da da her gittiğim yerde farklı bir tapas yedim. Hatta tapasçılar bana şey dedi. Sevilla'da özellikle yarışmalar oluyormuş. Her yıl işte belli başlı tapasçılar katılıyor. Bu sene en orijinal tapası kim yaptı? Onun için sürekli gastronomik dünyada da böyle bir heyecan var Endülüs'te. Neyse, çok harcamak istemiyorum şimdi Sevilla konuşmalarını, o başka bir videoya kalsın. Ama İspanya'da mutlu olmak için yeterli bir neden yani tapas. Özellikle güneyinde yaygın. Zaten nedense Avrupa'da ben Arapların elinin değdiği yerlere aşık oluyorum. Bu kan mı çekiyor acaba? İskender'in kanı mı çekiyor olabilir? Nerede cominciamo demek o heyecanla? Nerede empezamos demek? Ama hadi sizin için empezamos. Evet, şimdi yemeğe başlarken orta ateşle yüksek ateş arası bir derecede başlıyoruz. Yağımızı kızdırdıktan sonra içine kırmızı biberlerle doğramış olduğumuz sarımsakları atıyoruz. 3, 4, belki 5 sarımsak atabilirsiniz. Çünkü yemeğin başrolü burada sarımsak. Bunu böyle sarımsakların rengi dönene kadar altın rengine karıştırıyoruz. Yaklaşık bu çevirme işlemini 1-2 dakikadır yapıyorum. Güzelce kokusu da çıktı. Şimdiki işlemimiz mantarları bunun içine atmak. Hepsini koyuyorum içine. Böyle 1-2 dakika kavuracağım kendi halinde. Küçülecek bunlar. Yüksek ateşteyiz. Mantarların böyle çok sulanmasını istemiyorum. Suyunu da salarsa onu uçuracağız. Böyle şimdi koyduktan sonra bunu 2 dakika önce tek başına böyle bir döndüreceğiz. Baharatlandırma işlemine geçeceğim. Çok bir baharatı yok. Tuz gezdiriyoruz. Karabiber atacağım. Kimi tarifte karabiber koymamışlar bile. Mantara yakışır. Sizin için olmayan İspanyolcamla izledim tarifleri. Şimdi yaklaşık 2 dakika geçti.
Beyaz şarabı koyuyorum içine. Böyle bir onu bağlayacak belki de, bir aromasını verecek. Şimdi beyaz şarabı içine ilave edeceğiz. Limonatan dolmuş beyaz şarap yerine. Biz bu şarabın uçmasını bekleyeceğiz. Ve son hamle olarak maydanozları içine koyuyorum. Maydanozları en son koyuyoruz. En son böyle bir dakika kavurduktan sonra mantarlarımız hazır. Bu ayar benim için çok iyi. Şimdi bu güzel bir meze sofrasının alçak gönüllü ama lezzetli bir eleman olarak kendine yerini bulacak. Tapasımızın son hali, sarımsak parçacıklarını böyle kırmızı biberin kırmızılıklarında görüyorsunuz mantarın üstünde. Afiyet olsun herkese, buon provecho!